Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Doğulu Ayşece Sarı. YouTube'a nasıl girdim, neler yapıyorum, nasıl gidiyor, başarılı mıyız, neden bu yolu seçtim, YouTube nasıl para kazandırıyor, ben daha para kazanabiliyor muyum, ne kadar seviyedeyiz, bundan bahsedeceğim size bugün. Şimdi öncelikle bu kadar karmaşık, bu kadar çok soru içeren bir videoda size ilk neyi anlatmalıyım? Biraz sizinle sohbet etmek istiyorum aslında, öyle devam edecek bu video. Ben YouTube'a nasıl girme kararı aldım? Şimdi benim birçok arkadaşım da YouTube'a girmeye çalışıyor bu arada. Girme çalışmalarındalar. Çabalıyorlar falan böyle. Oluyor mu? Çok zor. Neden çok zor? Şimdi oldukça fazla video çekmek zorundasınız. Bir kere sağlam içeriğe sahip olmak zorundasınız. Sağlam içerik de milleti taklit ederek olmuyor. Ve taklit etmemek için de kendi bilgi birikiminiz lazım. Bilgi birikimi de bir insanın hayatını oluşturur. O yüzden ne yapıyorum ben de artık videoları çekerken kendi hayatımdan videolar çekme kararı aldım. Şimdi benim de alanım ne? Kadın doğum. Yani ben biraz daha kadın sağlığına, işte ne bileyim böyle fitness'tir, pilates'tir, bunlara hakim olduğum için hep bu konular üzerinde ilerliyorum. Bunun haricinde başka neyden bahsedebilirim? Normal hastalık durumlarından bahsedebilirim. Çünkü hemşireyim, işim bu. Yani o hastalıklarda nasıl tedavi uygulayabiliriz, bu hastalıklara nasıl çözümler bulabiliriz ya da işte bu hastalıkların alternatif tıptaki çözümleri neler olabilir, neler yapabilirsiniz, bunlardan bahsediyorum videolarımda. Sıkça böyle arada bir şeyler içeceğim çünkü boğazım kuruyor ve ben de çok konuşkan bir insanım, her gün de yeni video çekmeye çalışıyorum. İkinci soruya gelince, bu hani ben YouTube'a neden girdim? Şimdi bir, şu an çalışmıyorum. Çalışmama sebebim KPSS sürecim. KPSS süreciyle biz atanıyoruz. Yani hemşirelik mesleğinde atanmalar KPSS ile oluyor. Bunun haricinde bir yandan yüksek lisans yapıyorum. Bunu da diğer videolarımda bahsetmiştim aslında. Hani kariyerle ilgili olan paylaştığım videolarda. Ve fakat şöyle bir durum var. Şimdi ben bir araştırma görevlisi ya da öğretim görevlisi olarak atanmak istesem bu biraz zor. Zorluktan kastım da şu. Şartlar var. Mesela dil şartı arıyorlar sizde. Bu dil şartının haricinde işte ALES'ten bir puan almış olmanız gerekiyor. Öğretim görevlisi olabilmek için yüksek lisansı bitirmek ve ya doğu, yani şöyle söyleyeyim, ya doktoranızı devam ediyor olmak ya da doktora bitirmiş olmak gerekiyor öğretim görevlisi olabilmek için. Bunun haricinde araştırma görevlisi olmak istiyorsanız yine sizden birçok şart istiyorlar. Ya işte yüksek lisansına devam edeceksin ya yüksek lisans bitirmiş olacaksın. Ama gidiyorsunuz mesela, eğer devam ediyorsanız sizi D50 kadrosuyla alıyor. D50 dediği kadroda da işte birilerinin ağzına bakıyorlar ve bulunduğunuz üniversitede eğer kişilere tutunamadıysanız, kişiler sizi istemediğinde oy birliğiyle sizinle devam etmiyoruz, bizimle değilsin diye de elenebiliyorsunuz. O yüzden ben nasıl ilerletiyorum şimdi süreci? Tabii KPSS'ye girdik. Herkes de sonucunu aldı. Benim de sonuç pek parlak öyle dağlara taşlara kimse vermesin yani Allah. Bir sonuç değil. Öyle olunca tabii ki atama beklemek durumundayım. Ve ben bu süreç içerisinde çok sıkıldığımı, hemşirelik bilgilerimin köreldiğini fark ettim. Bu bilgiler körelmesin diye de dedim ki ben madem bir şeyler biliyorum, madem bu konular hakkında araştırma yapmayı da seviyorum, birileri beni dinlediğinde de hoşuma gidiyor. Şu anda evlendim, Urfa gibi bir yerdeyim, hiç arkadaşım yok. O zaman ne yapacağız dedim, sen video çekeceksin. Çektiğim videolarla durumu millete aktaracaksın. Millet sana dönüş yapacak. Halktan aldığın geri dönükle de onlara cevap vererek kendini tatmin edeceksin. Yani biraz da hani çünkü bu hayatta doyum çok önemli. Şimdi mesleki bir süreç var. Okuyorsunuz. Okul bitiyor. Atanamıyorsunuz ki hemşireye en çok ihtiyaç olan dönem. Tam bir korona döneminde atama bekliyorum. Ama puanım düşük. Ve onlar da yeteri kadar hemşire almıyorlar. Şimdi bu iki etken bir araya gelince ben de atanamadım. Şimdi hemşire alınan puan da çok saçma. KPSS puanıyla atanıyorsunuz. KPSS ne soruyorlar? Tarih, coğrafya, matematik, Türkçe, sözel sayısal mantık. Bir de bunun yanında vatandaşlık, güncel konular. Tamam, güncel konuları yaptık, vatandaşlıktan biraz bir şeyler. Türkçe'yi hallettik, matematiği hallettik, coğrafyayı da videolar falan izledik, hallettik. Tarih yok, bende yok. Ben tarih yapamıyorum. Yani tarihle ilgili bir sıkıntımız var. Tarihi öğreniyorum, çok güzel.
Kafama da oturuyor, soruları çözemiyorum. Olmuyor yani. Hani tarihi bana birisi hikayeye bazlı anlatınca çok güzel ama sınavlar olmuyor. Ben de dedim ki, ben dedim duygusal olarak kendimi iyi hissetmek istiyorum. Konuşmayı çok seviyorum. Keşke öğretmen olsaydım diyorum. O zaman dedim ben mesleğimi de, şu anki mesleğimi çok seviyorum bu arada ama hani mesleğimi anlatıp aktarabilmek beni çok mutlu eder. Çünkü insanlarla iç içe olmayı seven bir insanım. Yani zaten bu mesleği sevdiğim için, insanları sevdiğim için hemşirelik mesleğini tercih ettim. Yerine getiremediğim için de dedim ki ben halka, insanlara nasıl ulaşabilirim? Bu insanlar şu an en çok ne yapıyor? YouTube'da video izliyor, Instagram'da video izliyor, Facebook'da video izliyor. Bir yerlerden benim bu kitleyi tutmam lazım. O zaman dedim YouTube'la tutabilirim. YouTube'a video paylaşacağım. Onun üzerine dedim ki ilk denememizi yapacağız artık. Cesaret geldi. Çekeceğim videoyu dedim, paylaşacağım. O zamanlar da çok kiloluyum. Ki o zaman üzerine 15 kilo verdim şu an. Üzerinize afiyet. Videoda biraz böyle yayık oturunca tabii tombiş çıkıyor olabiliriz de hırkalar falan kışta geldi malum. Ama 15 kilo verdim ilk videomdan bu yana. Bunlar zaten bayağı belli oluyordu, şöyle profil dönünce çenemin çıktığını fark edebilirsiniz yani. Sonrasında dedim ki bu videolarla hani biraz anlamlandırayım. Bunları dedim parçalara böleyim. Böldüm parçalara, işte sendromları anlatıyorum. Onun yanında diyetleri anlatıyorum. Bir yandan artık şu an göğüs hastalıkları kısmına geçtim artık. Biraz daha solunum yolu hastalıklarını anlatacağım. Şu an işte daha çok akciğer boyutundakileri anlatıyorum. Parça parça onları da hafta hafta yükleyeceğim. Onun haricinde işte balık çok severim. Ve balığın hayatımızdaki gerçekten yeri ve önemi çok büyük. Bu yüzden her ay önemli balıkları, tüketilmesi gereken o omega 3'ten zengin, sağlıklı, doymamış yağ asitlerinden zengin balıkları paylaşacağım. Bunun haricinde neyden bahsediyorum? Kadın sağlığı ve hastalıkları kısmından bahsediyorum. Neler olmalı, ne yapılmalı? Ve dedim ki ben kendi bilgimi dökeceğim yani. Rezervi boşalt buraya. Para kazanma kısmına gelince de YouTube'un şöyle bir mekanizması var. Sizin görüntülenmeniz çok önemli. Çünkü görüntülendikçe ön plana çıkıyorsunuz. Bunun haricinde izleme dakikanız ve abone sayınız da size para kazandıran şeyler. Aslında görüntüleme sizi öne çıkaran, izlenilen dakikanız ve bunun haricinde de total abone sayınız da size para kazandıran kısım. Kısa sürede iyi bir gelişme kaydettiğimi düşünsem de çok da iyi bir durumda değilim şu an için. İzleme sayım güzel. Genelde görüntülemelerim iyi. Çok da kötü değil yani. Yüzün altına düşmüyoruz en azından çok. O açıdan beğeniyorum durumu. Ama dakika bazında baktığımda kitleyi tutamıyorum çok. Yani kitleyi tutmanız da çok önemli. Ortalama dakikanız. Bu da sizin reklam almanız bakımından çok önemli oluyor. Ve ne kadar fazla hani kitleyi videoda tutarsanız da o kadar çok para kazanabilirsiniz. Yani kazanma yollarını çeşitlendirmiş oluyorsunuz. Hem dakika bazlı izlendiğiniz için hem de ne kadar, kaçıncı dakikalara kadar izlenirseniz o aralarda reklam alıyorsunuz. O reklamlarla kazanıyorsunuz parayı. Ben daha para kazanır bir evrede değilim. Daha çok başlangıç evresindeyim. Bunda bir de şöyle bir durum var. Yıllık bir kota var. O yıllık doldurmanız gereken kotada abone sayınızın 1000'e ulaşması, minimum 1000 ve yılda 4000 saatte izlenmeniz gerekiyor. Biz daha 150 saati bulamadık, öyle söyleyeyim. Yani destek bekliyorum. Videolarımı izlemenizi istiyorum. Destek bekliyorum bolca. Beni ne kadar izlerseniz, çünkü ben hani hem teşvik bulup daha çok video paylaşıyorum hem de yaptığımın işe yaramasını istiyorum. Yani biraz da böyle hani bilgilendirici video paylaşmak istiyorum. Gerçekten ipe sapa gelmez. Orada gezdim, burada gezdim. Tabii ki gezi videolarını ben de izliyorum. Seyahat ve gezi videolarını çok iyi, nasıl diyeyim, editlenmiş, çok güzel çekilmiş videolar var. Gerçekten arkası doldurulmuş ve izlenmek yani istenilecek videolar var. O videoları ben de izliyorum ama bazı videolar gerçekten boş. Onlar izleniyor, biz neden izlenmiyoruz diyorum bazen. Çünkü sağlık çok önemli. Destek bekliyorum. Bol bol abone olun. Bol bol arkadaşlarınıza söyleyin, abone olsunlar. Yani herkes para kazandı bu YouTube'dan, biz de kazanmayalım mı? Dilenci moduna da geçeyim hemen videonun sonunda. Ama demeye çalıştığım şey şu ki ben burada biraz da bilgilerimi aktarmak için bulunuyorum. Bu video biraz sohbet videosuydu. Ben sizden çeşitli sorular istiyorum. Bana sorular gönderin. Ona göre videolar çekeyim.
Hani benim tabii ki kendime hazırladığım bir liste var. Bu liste üzerine gidiyorum. Hastalıklardan devam ederken, sendromlardan, diyetlerden, yeni gözlemlediğim böyle hoşuma giden durumlardan bahsederken, hani mesela bazı gelişmeler var. Bu gelişmelerden bahsederken niye sizin ihtiyacınız olan videolarda çekilmesin, onlardan da bahsetmeyelim. Bol bol istek talep videosu olsun. Yani siz istedikçe ben o videoyu çekeyim. Mesela polikistik over en fazla ilgi gören videolarımdan, sirtüin diyeti en fazla ilgi gören videolarımdan oldu. Eğer böyle merak ettiğiniz durumlar varsa onlar konusunda da videolar çekebilirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone oluyoruz, videolarımı beğeniyoruz. İzleyebildiğimiz kadar izliyoruz. Açın kenara koyun gerekirse. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.